Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Baran Özcan'ın sevgili izleyicileri, bugün sizlerle Bitcoin'i, Bitcoin dominansı, piyasada olabilecek güncel hareketleri, düşüş varsa nerelere kadar, yükseliş olursa nerelerden başlar, kritik noktalardan bahsedeceğim ve sizlere Bitcoin ile ilgili bilmediğiniz veyahut da diğer YouTuber'lar haber siteleri tarafından yanlış nakşedilmiş kelimeleri doğrularını anlatarak bu videoyu geniş geniş sadece Bitcoin üzerinden anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar, piyasaya yeni girdiyseniz veyahut da eskiden beridir varsınız lakin sadece yatırım yapıp arkanıza yaslanıyorsanız bilmediğiniz bir şeyler var. Bunu sizlerden ben anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Bitcoin yükseldiğinde altcoinler de yükseliyor. Ama Bitcoin çok yükseldiğinde altcoinler bu kadar hızlı reaksiyon gösteremiyor. Mesela Bitcoin bir anda 3000 dolar yükseldiğinde altcoinler maksimum %5 veya %10 yükseliyor. Lakin Bitcoin 1000 dolar düştüğünde altcoinler %15'e kadar, %20'ye kadar düşüş sergiliyor. Öncelikle bunun sebebini gelin bir araştıralım. Şimdi burada her şey bizim için, grafikerlerin için açıkçası söyleyeyim sizlere. Grafik okumayı bilen, grafik tasarımı yapmayı bilen, çizmeyi bilen bir insan için arkasındaki sebebi önemli değildir. Ne için düştüğünün siyasi politik sebebi değil de grafiklerde bizlere neyi naksediyor bizim için bu önemlidir. Biz bunlara bakarız. Şimdi arkadaşlar, küçük bir örnekten sizlere bahsetmek istiyorum. 2009 yılında Bitcoin arza sunuldu. Öncelikle yanlış bilinen bir bilgiyi sizlere söylemek istiyorum. Bitcoin'in sahibi belli değil. Bitcoin'in CEO'su belli değil. Kim tarafından yapıldı? Şirketler mi var arkasında? Çok büyük insanlar mı var? Bilinmez. Birçok teori var. İşte kimisi der ki Amerika'da şu zengin, kimisi der ki Rusya'da şu zengin. Lakin hiçbir zaman gerçeği yansıtmayacak bir teoriden ibarettir bunlar. Çünkü Bitcoin'in CEO'su veyahut da sahibi, bir kurucusu var bunun. Hepimiz biliyoruz. Bu hayatta herhangi bir şeyin tabii ki de bir kurucusu var. Ama kurucusu anonim. Yani bilinmez. Kimse bilmiyor. Kurmuş, böyle bir sistem var etmiş. Teknolojiyi kullanarak böyle bir arz sistem oluşturmuş. Ve ben oluşturdum dememiş. Halen de demiyor. Kim oldu da bilinmez. Ha bundan sonra da biri çıksa dese ki Bitcoin'in sahibi benim, ben bu saatten sonra inanmam. Çünkü bu denli yükselişte olan bir şeyler için birileri çıkıp sürekli işte ben sahibiyim, şu benim, bu benim deyip reklam yapacak. Kendi adını öne çıkarmaya çalışacak. Ya tutturursam diye işte popüler olmaya çalışacak. Bir şeyleri halka anlatabilmeye çalışıp yalanlar uyduracak. Ben bu gözle bakarım bu saatten sonra arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şunu sorabilirsiniz. Hocam ben piyasaya yeni girdim veyahut da ben piyasada uzun zamandır varım lakin ben sadece yatırım yapıp arkama yaslanıyorum. Şunu gözlemliyorum. Bitcoin yükseldiğinde altcoinler bir o kadar yükselmiyor. Ama Bitcoin az bir şey düştüğünde altcoinler daha hızlı düşüyor. Bunun sebebi nedir? Bu çok güzel bir sorudur. Hemen açıklayalım. Bakın bunu açıklarken hem yıllardır bu piyasada varoluşumun verdiği tecrübeler hem de grafik okuma bilgimin bana vermiş olduğu naksediler arkadaşlar. Baktığımız zaman Bitcoin'i bilgisayarın en önemli parçası olarak düşünelim. Nedir bilgisayarın en önemli parçası? İşlemci. İşlemci olmazsa bilgisayarı çalıştıramazsın. Ekran kartı olmadan bilgisayarı çalıştırabilirsin. Çok küçük bir RAM koyarak bilgisayarı çalıştırabilirsin. Ama işlemci olmadan bilgisayarı çalıştıramazsın. Bilgisayardan işlemciyi aldığında bu bilgisayarı çalıştıramazsın. Yani kripto paradan Bitcoin aldığında diğer çarkları döndüremezsin. Bir geniş havza düşünün. Evin bir odasını düşünün. O evin bir odasında bir elektrik sisteminiz var. Bu sistemin ama bir kablosu vardır. Bu kabloyu kapattığınızda diğer elektrik sistemine ileti gitmez. İşte Bitcoin burada diğer elektrik sistemlerine iletiyi veren en önemli kablodur. Bitcoin'de belli bir sıkıntı olduğunda direktmen altcoin'ler etkiler. Hani diyoruz ya, gelişiyoruz, güncelleniyoruz. Bu çok güzel bir şey ama henüz böyle birkaç sene olabilecek bir şey değil. Mesela Ethereum versiyon 2 güncellemesinden sonra teoriler var, kesin bir bilgi değil, Bitcoin'den ayrılacağını, kendi havuzunu oluşturacağını söylüyorlar. Ha ben inanıyor muyum? İnanıyorum. Ama başarabilecekler mi? Onu ileride göreceğiz. Mesela güncelleme, bu denli büyük bir güncelleme hemen öyle bir günde, iki günde, bir senede, iki senede olacak bir şey değil. Çünkü 5 ayrı ayaktan, 5 ayrı testten oluşuyor ve bunlar çok önemli testler. Daha birinci ayağını bile Aralık ayında yapmaktan ziyade ocağa ertelediler. Gerçekleştiremediler. Çünkü kolay bir şey değil arkadaşlar bunlar. Ethereum kendi havzasını kurduktan sonra Bitcoin düşse de Ethereum bundan artık etkilenmeyecek. Bunu ileride diğer coinler de yapacak. İşte bu ondan sonra yeni yeni Bitcoin'ler göreceğiz. Yeni yeni Bitcoin'i geçen coin'ler göreceğiz. Bunu arkadaşlar ileride
sizler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yani şu an Bitcoin, bütün 5000 adet coin var arkadaşlar. Bu coinleri etkileyen tek sebep Bitcoin'dir. Bitcoin düşerse bu coinler de düşer. Bakın şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam ben Binance kullanıyorum. Bitcoin 2-3 bin dolar düşüyor. Yalnız ben bir coinler görüyorum. %100, %1000 yükseliyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. O coin o gün piyasaya sürülüyor. Sürüldüğü anda mesela şöyle örnek vereyim. Ben bir coin piyasaya sürüyorum. 1 dolara satışa sunduğumda Binance bunu direktmen, çünkü dün daha coin yoktu, bugün piyasaya sürüldü, onu direkt yanına %100, %200 yükselmiş gibi gösterip insanların o bu coin daha da gider, hemen yatırım yapmalıyım diyerekten algılarını kullanıyor. Bu çok önemli bir detay. Bu pazarlama taktiğidir arkadaşlar. Şimdi siz giriyorsunuz, diyorsunuz ya işte Bitcoin yükseldiğinde ben bakıyorum Binance'a, bir coin %1 milyon yükselmiş. O coin %1 milyon yükselmemiş. O coin bugün piyasaya sürülmüş. Piyasaya sürülüş fiyatı o. Binance da bunu bir reklam politikası olarak yanına o kadar rakam yazıyor. Her şey kendi ellerinde sonuçta. Bu da arkadaşlar çok güzel bir, açıkçası, algı ve reklam operasyonudur. Başarılı mı? Başarılı Binance bu konuda, onu da söylemek gerekir. Şimdi Bitcoin ile ilgili birçok konu konuşacağım bugün sizlere. Önemli bir video olacak. Vaktiniz varsa sarmadan izleyin derim. Vaktiniz de yoksa şu an burada durdurun. Vaktiniz olduğunda izleyin. Çünkü bu arkadaşlar cebinizdeki parayı etkileyecek sohbet. Normal bir keyfi bir video değil bu. Komedi bir video izlersin, belgesel izlersin, siyaset izlersin. Bunları keyfi izleyebilirsin. Ama bunlar izlediğin zaman pür dikkat dinlemen lazım ki cebindeki parayı daha nasıl değerlendirebilirsin. Not çıkartman lazım, sen de bir şeyler öğrenmen lazım izlerken. Özellikle eğitim videolarımda. Arkadaşlar sizlere bir şeyler aktarabilmek için buradayım. Hani sürekli piyasa benim elimde olsun, insanlar bana baksın, ben ne dersem onu yapsınlar. İşte kimseye bir şey öğretmeyeyim, sadece ben bileyim demiyorum. Bunu da yapabilirim, istesem hiçbir bilgi vermem ama benim amacım bu değil. Benim amacım benim gibi bir sürü insanın bu piyasada var olabilmesi. Ben isterim ki benim öğrettiğim bilgilerle birçok insan para kazansın. Benim öğrettiğim bilgilerle o insanlar da başkalarını öğretsin. Hani en azından biz kendi Türk halkımıza bunu öğretebilirsek bizim halkımız bu piyasadan zarar etmesin. Yani diğer uyruklar, diğer ırk bizim umurumuzda değil. Hani bizim yaşam stilimizle onların yaşam stili zaten bir değil. Onlar yurt dışında dolarla alışveriş yapıyorlar. Coinleri dolarla alıyorlar. Orada doların yani endeksi fiyatı belli. Burada fiyatı belli. Öyle düşünün. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e geçmeden önce sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Halving'den. Şimdi soracaksınız. Hocam halving ne? Halving her 4 senede bir arkadaşlar Bitcoin'de olan yarılanma demek. Şimdi ne demek hocam? Daha iyi anlatır mısın? Tabii ki de anlatırım. Birinci ayak 2012'de. İkinci ayak 2016'da. Üçüncü ayak 2020'de. Dördüncü ayak da 2024'te olacak. Her 4 senede bir Bitcoin halving'e girer. Hocam halving nedir? Ben bunu şu şekilde örnekleyeceğim. Ben arkadaşlar zamanında 2015 ile 2017 yılları arasında 2 sene rig kurdum. 2015 ile 2016 yılları arasında güzel getiri sağlıyordu. Ama 2016 ile 2017 arasında tamamıyla zararına çalıştı benim makinelerim. Benim 10 adet makinem vardı arkadaşlar. Rig'i birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hatta en basitten indirgeyim. Eğer yeni bir izleyicimiz, kripto paraya yeni giren bir arkadaşımız varsa o da daha iyi bilgilensin diye anlatayım. Şimdi Bitcoin nasıl üretiliyor? Bu çok güzel bir soru. Bitcoin arkadaşlar teknoloji gücüyle üretilen bir şey. Coinler teknolojiyle üretilir. Elektrik gücüyle üretilir. Tokenlar şirketler tarafından satışa sunulur. Coinle token'a ayıran en önemli ince çizgi de budur. Senin bir bilgisayarın varsa o bilgisayar üzerinden Bitcoin üretebilirsin. Ethereum üretebilirsin. Özür dilerim, bilgisayarla artık Bitcoin üretilmiyor da makineleri var. Bitcoin makineleri. Çok hızlı ve güçlü makineler var. Onu alıyorsun, kuruyorsun. Bitcoin üretebiliyorsun madencilikten. Ha bilgisayar üzerinden de üretebiliyorsun. Ethereum üretebilirsin, Litecoin üretebilirsin vesaire vesaire, bir sürü coin var üretebileceğin. Nasıl üretiyorsun? Bir program kuruyorsun, bir rig tasarlıyorsun. Dilersen sadece bir bilgisayardan, dilersen 10 bilgisayardan, dilersen 100 bilgisayardan bir rig kuruyorsun. Madencilik havuzuna dahil oluyorsun ve sen de bir ay boyunca bilgisayarını çalıştırarak, yani makineni çalıştırarak, bir ay değil dilediğin takdirde sonlandırabilirsin. İstersen 3 gün, istersen 1 ay, istersen 1 sene. Belli başlı sizlere saatlik, dakikalık kazım miktarlarını görebiliyorsunuz. Mesela bir örnekleme yapayım. 1 dakikada 0.0001 ETH kastığını düşün. İşte ayda 0.03 ETH kasıyorsun. İşte bunu 10 makineyle çarptığında ardından elektrik fiyatlarını hesaplıyorsun, giderlerini hesaplıyorsun ve cebine kalan parayı hesaplıyorsun. Türkiye'de elektrik fiyatları çok zamlandığı için artık mantıklı bir olay değil. Ha bunu yine ben yapmak istiyorum.
Açıkçası bunu tek başıma yapmayacağım. Bunu da sizlere duyuracağım arkadaşlar. Ben tekrardan bir rig kuracağım. Bunu başka bir stiller düşünüyorum açıkçası. Şu anda belki bunu yapanlar vardır. Hatta bir arkadaşla bir hoş sohbet etmiştik zamanında Discord'da. O arkadaşımız bu sistemi yapıyordu. Siteler var, belli başlı siteler. O sitelerde madencilere her ay düzenli para yatırıyorsunuz. Size her ay düzenli para veriyor. Yani nedir bu sistem? Mesela bir madenci havuzuna kaydoluyorsun. Oradan her ay 2000 lira yatırdığını varsayalım. Veyahut da girişte bir para veriyorsun. Şöyle düşünün. Bir girişte 2000 lira para verdin. Madencilik havuzundan hisse aldın. Nedir senin hissen? Misal veriyorum. Örnekleme yapayım tamamıyla. İşte 2000 liraya %5 hisse alıyorsun. Her ay, ayın sonunda mesela ayın 15'inden 15'ine düşünelim. Her ayın 15'inde sen o bilgisayarlarda toplam ne kadar kazanılmış görebiliyorsun. Mesela örnek vereyim. 100 bin liralık coin kazanıldığını varsayarsak sen her ayın 15'inde 100 bin liranın %5'ini alıyorsun. Böyle bir havuz da var. Ben de ileride ya böyle bir havuz yapmayı düşünüyorum ya da belli başlı sağlam kafama uyan ortaklarla, ha bu ortakları nasıl YouTube üzerinden sizlere duyurarak işte iş ortağı arıyorum vesaire diyerek de sizin de aklınızda böyle bir proje varsa benimle iletişime geçin. Belki de kafalarımız uyuşur, belli başlı birlikte iş yapabiliriz. Hani güzel bir yerde, ister sizin mekanınızda, ister benim mekanımda, herhangi bir yerde rig kurarız. Benim için fark etmez yeri, yordamı, önemi. Bir rig kurmayı ileride yine düşünüyorum. Ha, rig kurmak için ne yapacağım? Tabii ki de Türkiye'de elektrik fiyatları çok pahalı olduğu için elektrik, arkadaşlar, güneş enerjisi kuracağım. Bir ya da iki adet güneş paneli kurup kendi elektriğimi üretip kendi miningimi yeniden düzenleyeceğim. Yeniden yapılandıracağım. Çok güçlü makinelerle tekrardan rig kuracağım. Allah izin verirse ilerleyen yıllarda kendi rigimi oluşturup tekrardan, hani bu rigim benimdir, bunları böyle yaptım, bunu buradan aldım, her ay şu kadar düzenli para alıyorum, şu kadar elektrik giderim var, rigim burada, soğutucularım bunlar vesaire diyerekten YouTube kanalında güzel bir video olarak bunu da çekeceğim. Şimdi bunu neden anlattınız hocam diyecek olursanız, Halving'den bahsedeceğim. Öncelikle Bitcoin'in arkadaşlar madencilik havuzundan alındığını bilebilirsiniz ki Halving'i anlayın. Hani bunu bilmeden Halving'i anlayamazsınız. Şimdi Halving'e gelelim. Biz üretiyorduk değil mi arkadaşlar? Evet. Halving'e baktığımızda her 4 senede bir madencilik gelirleri %50 düşüyor arkadaşlar. Şimdi nasıl yani hocam diyeceksiniz. Hemen örnek vereyim. Halving'in tanımı şudur. Her 4 senede bir fiyat yaralanma demek. Madencilerin fiyatının yaralanması. O dönemde madenciler çalışmaz. Ki ben kendimden biliyorum. Ben 2016'da Halving'de çalışmadım. Bilgisayarlarımı durdurdum. Hocam nasıl oluyor, daha iyi örnek verebilir misin diyecek olursanız vereyim. Tamamıyla rakamları daha iyi anlayabilirsiniz diye sallıyorum bu arada. Her ay ben bir Bitcoin kastığımı varsayın. Makinelerle işte atıyorum, misal veriyorum, 100 tane makinem var. Her ay bir adet Bitcoin kazanıyorum. Halving dönemine geldiğinde benim bir ay boyunca çalışan makinelerim yine aynı performansta çalışıyor. Yine tüm değerleri, hızları aynı iken o ay Halving dönemine girdiğimiz için ben 0.5 Bitcoin kazanıyorum. Böyle bir dönemde madenciler çalışmıyor. Halving'in başladığında fiyat düşer. Bunu unutmayın. Yanlış bilinen bir bilgi budur. Ben çok haber okuyorum. Yani bir sürü haber sitelerinde bu yanlışları gördüm. Hatta haberi yazana bile eriştirdim. Dedim ki bu böyle değil. Halving başladığında Bitcoin'in fiyatı düşer. Ama Halving bittikten sonra dersen fiyat yükselir. 2012'de Halving bittikten sonra fiyat yükseldi. Girip bakabilirsiniz. 2016'da Halving bittikten sonra fiyat yükseldi. Girip bakabilirsiniz. Şu an baktığımızda Halving'den sonra fiyat yükseldi mi? Ha, yine yükseldi. Ama beklenen bir yükselme olmadı. Çünkü 2012 yılına baktığımızda %1000'e kadar yükselmişti. 2016'ya baktığımızda %300'e, 400'e, 500'e kadar yükselmişti. Ama bu Halving'de o ivmeyi yakalayamadı. Ha, demek ki bu daha devam edecek bu. Bir yerden sonra Bitcoin yine yoluna devam edecek. Gelin bir de şuradan bakalım arkadaşlar. Ne zaman yoluna devam edecek? Grafiğe hiç geçmeden önce şimdi sizlerin aklını biraz bulandıracak bir soru soracağım. Şimdi bu sorudan sonra, bu haberden sonra şunu düşünmeyin. Ya acaba daha da düşecek mi? Ben elimde coinleri şimdi satsam mı diye düşünmeyin. Ben sadece sizler olabilecek senaryolardan bahsedeceğim. Bakın, eğer panik yapacaksanız, herhangi bir sorun yaşayıp panik satış yapacaksanız videoyu burada durdurun, çıkın. Aklınız bulanmasın. Ama yok hocam, ben öğrenmek istiyorum. Ben hazırım. Olabilecek senaryoları da duymak istiyorum diyorsanız buyurun devam edeyim. Şimdi arkadaşlar, Bitcoin'in 15 Aralık'ta yine bir mahkemesi var. Biliyorsunuz ki Kasım ayındaki mahkeme ertelendi aralığa. Kasım ayında yine biz yandık tutuştuk. İşte bu Bitcoin'ler piyasaya sürülürse ne olur diye bir canlı yayın yapmıştım. Hatta demiştim ki arkadaşlar bu 5 senedir erteleniyor. Bunun yine ertelenme
pozisyonu çok yüksek demiştim ki yine ertelediler. Ha bunda da erteleme ihtimali çok yüksek. Hani %95 ihtimaliyle yine ertelerler. Çünkü 5 senedir erteliyorlar. Soruya gelelim. Şimdi arkadaşlar bu mahkeme neyin nesi? Aramızda yeni katılan varsa mahkemeyi bilmiyorsa söyleyeyim. Arkadaşlar 150 bin Bitcoin'in zamanında bir borsadan borsanın kapatılması çökmesiyle birlikte insanların 150 bin Bitcoin'i orada borsanın içerisinde kalmıştı. İnsanlar da topluca mahkemeye şikayet ettiler ve mahkeme uzun çabaların sonucunda yatırımcıları haklı buldu. Ve 150 bin Bitcoin'i yatırımcılara vermeyi düşünüyor. Ama mahkeme halen bitmedi. Mahkeme sonuçlandığında 150 bin adet Bitcoin'i yatırımcılara tekrar dağıtacak. 5 sene önce Bitcoin'in fiyatı 300-500 dolar iken arkadaşlar şu anda Bitcoin'in fiyatı şu an bakmak gerekirse 18.500 dolar. Aldığında sizce bu insanlar satar mı? Bana soracak olursanız ben 300 dolardan Bitcoin aldıysam şu an %1 milyar fazlasına satarım. Neden satmayayım? Niye gözümün yaşına bakayım? Şöyle düşünün, o dönemde yüklü bir miktar sermayeyle giriş yapan bir insanın elinde şu an en az 10.000 Bitcoin'i vardır. Bu mahkemeden kaynaklı bir 10.000 Bitcoin olduğunu varsayalım. Keza o adam 10.000 Bitcoin'i aynı anda satışa versin. Bakın tamamıyla konuşuyorum sizlere net bir şekilde. 10.000 Bitcoin'i aynı saniye satışa versin, satsın. Bitcoin'in fiyatını direktmen 15.000 dolarda görürsünüz. Ardından diğerlerini de sattığını varsayalım. Hatta toplu konuşayım. 150.000 Bitcoin geldiğinde ve o 150.000 Bitcoin satışa sunulduğunda Bitcoin'in fiyatını 5.000 dolara kadar geri çeker. 3.000 dolar, 5.000 dolar, 6.000 dolar arasına kadar geri çeker. Unutmayın bu lafımı. Ama bu gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. Neden diye soracaksınız. Arkadaşlar bu çok önemli bir detay unsuru haline gelir. Hani buna bizi dinlemezler, bizi umursamazlar. Biz onlara göre çok küçük bir yatırımcıyız. Hani 100.000 dolara, 1 milyon dolara bunlar umursamazlar. Ama işin içerisinde arkadaşlar Google gibi, Twitter gibi işte önemli şirketler olsun vesaire bir sürü şirketlerin yatırımı var. Bu insanlar izin verir mi böyle bir şeye? Vermez. Peki mahkeme nasıl bir sonuca eriştirebilir? Ne gibi bir bizim için önemli bir haber oluşturabilir? Şunu yapabilir. Arkadaşlar ben 150 bin Bitcoin'i size veriyorum. Mesela Ali gel bakayım misal veriyorum isim olarak örnek vereyim. Ali gel bakayım senin elinde 20 bin Bitcoin var. Sen her ay 1000 Bitcoin satabilirsin. Sen bunların hepsini 20 ay içerisinde bitirmen lazım. Her ay 1001 satamazsın. 1000 satabilirsin. Satarsan şayet 1001'i elindeki Bitcoin'lerin hepsini hop tekrar alırım diyebilir. Ki diyecek de. Bu önemli bir detay. Bunu demezse arkadaşlar işimiz yavan olur. Hani bizi umursamazlar ama şirketler buna müsaade etmez. Çünkü müsaade edilirse Bitcoin çöker, altcoin'ler biter. Bakın unutmayın. Bitcoin'in 3000 dolara geldiğini varsayarsak altcoin'ler çöker, biter. Ha sıfırlanır mı? Sıfırlanmaz ama sıfırlansa daha iyi dersiniz. Bu önemli bir haber. Ben sadece sizlere haberleri okuyorum. Böyle olur kesin demiyorum. Bakın mahkemenin ben %95 ihtimalle yine erteleneceğini düşünüyorum. Ha ertelenmezse bile %100 ihtimaliyle dediğim olur. Der ki her ay belli bir satış kapasitesi var. Ben yine en iyi haberden en kötü haberi de değerlendiriyorum. Olası senaryoların hepsini sizlere anlatmak zorundayım. Eğer 150 bin Bitcoin arkadaşlar satışa sunulursa dostlarım 150 bin Bitcoin'i satışa sunduğumuzu varsayarsak Bitcoin 3000 ila 7000 arasında dalgalanır. Gider gelir. Ama bir de öbür taraftan bakalım ki bu daha yüksek bir ihtimal olmasa daha yüksek bir ihtimal. Çünkü böyle bir şey yapmak zorundalar. Bitcoin'in fiyatını arkadaşlar derse ki arkadaşım senin elinde şu kadar var. Sen her ay bu kadar satmalısın. Haricini satamazsın. Satarsan elindeki Bitcoin'i alırım derse bu sistemde Bitcoin çok fazla etkilenmez. Ha yine etkilenir. Bir anda yani 1000 Bitcoin satılıyorsa alttan 2000-3000 alınıyor. Bu çok fazla etkilemez. Ama kötü senaryoda çok kötü sonuçlar olur. İyi senaryoda dediğim gibi çok çok fazla etkileme olmaz. Şimdi ne anlattım ben sizlere burada? Kendi mining hayatımdan, tecrübelerimden bahsettim. Bitcoin'e token'ı ayrıştırdım. İşte Bitcoin nasıl üretildiğini, coin'lerin nasıl üretildiğini anlattım. Bitcoin'in diğer coin'lere etkisinin nedenli büyük olduğunu ve bunun sebebini anlattım sizlere. Önemli haberi olan mahkeme haberinin değerlendirmesini yaptım. İyi sonucu ve kötü sonuçtan neler doğurabileceğinden bahsettim sizlere. Ve kendimce ihtimallerinden bahsettim. Bunları da söyledik. Şimdi gelelim Bitcoin'in arkadaşlar bir de grafiğine. Bitcoin dominansı arkadaşlar Kasım ayında çok ciddi yerlerden inanılmaz bir düşüş yaşadı. Hocam nereydi bu yükseliş yerleri? 67-65'ten zirve noktası olarak Kasım'ın 67-65'ten arkadaşlar ta 61'lere kadar geri dönüş yaptı. Hatta iğne yattığı yer 61'di. Bu reaksiyonda altcoin'lerde inanılmaz bir yükseliş gerçekleşmişti. Hocam anlat bakayım hangi coin nereye kadar çıkmıştı?
Ethereum 330 dolardan bakabilirsiniz. Şu anki geldiği seviye 619 dolardı. Bu rallide 330'dan 619'u 2'ye katladı. Mesela XRP'ci %400 yükseldi burada. Bu aşamada. Yani şu görmüş olduğunuz zaten ikili dip mumlar, ay formasyonunda olan mumlar arkadaşlar. Şunlar. Bunları gördüğümüzde zaten artık ayının geleceğini öngörebiliyoruz biz analizciler olarak. Dominansa baktığımızda da yine bu düşüşü burada sergileyeceğini görmüştük. Lakin şu anda dominans yine ufak ufak çıkıyor. Ha yukarıdan yine buraya çıkarsa zor bir ihtimal. Bu seneyi arkadaşlar burada bitirmesi zor bir ihtimal. Artık Bitcoin'de de o kadar ahım şahım bir yatırım kalmadı açıkçası. Son 5 güne baktığımızda arkadaşlar FOBO var piyasada. Şimdi FOBO ile ilgili de konuşmak istiyorum sizlere. Bazı haberlerde gördüm. Bu yanlış tanımlanan bir kavram. FOBO arkadaşlar treni kaçırdım korkusu. Mesela XRPG coin bir anda 0.80'e çıktığında siz almıyorsunuz. Yani 0.60 oluyor almıyorsunuz, 0.70 oluyor almıyorsunuz, 0.80 oluyor almıyorsunuz ve kendi kendinize şunu diyorsunuz. Ya treni kaçırdım, şimdi buradan atlasam kaybederim. Tren gitti korkusuna FOBO denir. Şu anda piyasada FOBO hakim. Neden biliyor musunuz? Hani treni kaçırdım değil, sadece treni kaçırdım korkusu değil FOBO. Şu da var arkadaşlar, acaba ben buradan alırsam daha da düşer mi? Piyasa çünkü sabit değil, ben şimdi buradan giriş yaparsam daha da düşebilir. Bu da bir FOBO olur. Sadece treni kaçırdım korkusu değil. Ben buradan aldım daha da düşebilir. Düşecekse almayayım, satayım. Bunların hepsi FOBO'dur arkadaşlar. Psikolojik bir kavramdır bu. Yani piyasada genel sürekli oluyor. Her yükselişte insanlarda FOBO oluyor. Ha bazı yerlerde ben FOBO'yu destekliyorum. Mesela bir şu anki piyasada, bu bulanık piyasada FOBO oluşması normal. Almamak da doğru bence yani şu bulanık bir piyasada. Neyse dominanstan devam edelim. Arkadaşlar dominansın geldiği seviyeler şu an çok güzel bir seviyeler denemez. Yükseliş bandında da önemli bir yer denemez. Çünkü dominansın en çok zorlandığı yerler 65 bandlar arkadaşlar. Hani burayı kırabilmek için birçok kez geri çekiliyor. Şuralarda bunu birçok kez yaşadık. Hani 65'in üstüne çıktıktan sonra unutmayın ki altcoin'lerde arkadaşlar yatay hareketlilik devam etmek zorunda olur. 65'in üzerlerine çıktığında özellikle 68 ile 70 seviyelerinde inanılmaz bir düşme olur kripto paralarda. Hatta ben size bir tarih vereyim, girin o tarihteki fiyatlara bakın arkadaşlar. Şurada mesela Ocak ayında baktığınızda 71 seviyesindeydi. 2020'nin arkadaşlar Ocak ayında 71 seviyesindeydi. Dominans çok ciddi bir seviye. Ha ne oldu geri? Ocak'ta arkadaşlar 71 olan dominans şurada Şubat'ta 62'ye düştü. Girin bir 2020'nin arkadaşlar ocağındaki altcoin'lerin fiyatına, herhangi bir coin'in, bir de gelin Şubat'ta, 14 Şubat'ta, hatta sevgililer günüymüş bu da, 14 Şubat'ta girin bir de fiyatına bakın. İkisi arasındaki parametreyi kurun. İşte ayı sezonlarında, ayı sezonu diyorum, boğa sezonunda, rallilerde bunlar olur. Ha ben size şunu söyleyeyim. Şu anda boğanın gelebilmesi için ben bir tweet atmıştım bu coin'lerde boğa geldi diye. Onda bir boğa gelmişti. Neydi bunlar? Tekrar hatırlayalım. XRPG. Boğa geldi demiştim. Şimdi neden boğa geldi dedim ona biliyor musunuz? 0.30'dan, 33'ten, 35'ten 0.80'e kadar çıktı. 2.5 kat, hatta 3 kat artan bir coin boğa demektir. LTC coin 50 dolardan 100 dolara çıktı. Ethereum 330'dan 600'e çıktı. 620'ye çıktı. Bu coinler için boğaydı. Ama diğer coinlerde boğa başlamadı. Çünkü genel bir boğa değildi. Sadece bu coinlere özel bir boğa oldu. Hocam nasıl yani? Sadece bunlara özel boğalar oluyor mu? Hayır. Ama bu coinlere çok ciddi yatırımlar geldi. Yatırımcılar da bunu boğaya itti. Böyle düşünün olaya. Şimdi baktığımızda peki hocam şunu söyle bize. Biz boğayı ne zaman görürüz? Boğayı senin görebilmen için şu dominansın, şu seviyeler, bu dominansın şuralarda seyretmesi lazım arkadaşlar. 58 ile 60 seviyelerinde. Buralarda seyrederse, naksederse coinlerde boğa başlar. Bakın tamamıyla konuşmuyorum. Zaten tamamıyla gelen boğada bile aralarında çoğu coinlerin boğaya girmediğini görüyoruz. İşte buralarda da incik boncuk coinlerin almamamız gerektiğini bir kere daha görüyoruz. 58 ile 60 seviyelerine geldiğinde dominans ya çok ciddi ralliler başlar %20 ile %30 arasında, ya da çoğu bilindik coinlerde, özellikle Ethereum, LTC ve Dash gibi coinlerde büyük bir boğa beklenebilir. Chainlink'te de özellikle bu geçerli. Çünkü Chainlink kırılım halinde arkadaşlar ve halen o kırılımı devam ettiriyor. Kıramadı ama buralara geldiğinde o kırılım kırılacak arkadaşlar. Link de eski seviyelerine gelebilir. O 20'ler, 21'ler, 22'lere. Ha bu ne zaman olur? Bu dominansın 60 ila 58 seviyelerine geri çekilme yaptığında. Şimdi şunu da sorabilirsiniz. Hocam bu ne zaman düşer? Peki o bilinmez arkadaşlar. Çünkü insanların
Bitcoin olan yatırımlar etkiler bunu. İnsanlar Bitcoin'e yatırım yapmadığında, altcoin'lere yöneldiğinde dominans düşer. Bunu da kestirmek zor çünkü kimin neye yatırım yaptığını bilmiyoruz. Bitcoin'e çok fazla yatırım geldiğinde Bitcoin dominansı yükseliyor. Onun için hani Bitcoin dominansında fiyat tahmini yapmak zor. Burada yapmamız gereken şey nerelere geldiğinde altcoin'lerde nasıl bir hareketler sergiler bunu bilmek doğru. Çünkü hani Bitcoin dominans yarın düşecek diyenlere de inanmayın. Şunu sorun, nereden biliyorsun yarın düşeceğini? Kim sana haber verdi? Hangi Bitcoin yatırımcısı haber verdi? Yani hangi balinayla çalışıyorsun ki sana geldi ya ben Bitcoin'lerimi yani satmayı düşünüyorum dominansa dikkat et dedi diye sorun. Arkadaşlar çünkü elinde çok ciddi Bitcoin bulunduran adam bu dominans etkiler. Öyle benim bir Bitcoin'im var, benim iki Bitcoin'im var satayım dominans düşsün etkilemez bile. Şuradaki .58'i .57 yapmaz senin elindeki 1, 10, 15 Bitcoin. Ama dediğim gibi mahkemede mesela 150 bin Bitcoin veriliyor. Bunların hepsinin aynı anda satıldığını düşünürsek bırak 60 ile 58'i arkadaşlar 50'lere kadar geriler. Keşke öyle bir şey olsa nakitte kalsak ama bakın nakitteyken öyle bir şey olsa biz inanılmaz kar elde ederiz. Düşünürsen öyle bir şey olduğunu. Bu düştüğünde altcoin'ler de önce düşer. Sonra altcoin'ler düştükten sonra çok ciddi yükselmeye başlar. Biz o alttan alıp yukarıdan satsak zaten arkadaşlar tek işlemde kripto para hayatımızı sonlandırırız. Çok ciddi paralar elde ederiz. Nasıl olur biliyor musunuz bu da? Zamanında 2017'de Bitcoin'in dominansının 40'lara kadar düştüğünü biliyoruz. Ethereum o zamanlar neydi arkadaşlar? Kaça kadar çıkmıştı? 2000 dolara kadar çıkmıştı. Öyle bir sezonda zaten yüklü bir miktar Ethereum'a girilmiş olsaydı tamamıyla bitirirdik kripto parayı. O para bize ömür boyu yeterdi. Böyle düşünün. Şimdi Bitcoin dominansının hareketlerinden de bahsettim sizlere. Biliyorum geniş bir video oldu. Umarım sıkılmıyorsunuzdur ama bilmeniz gereken çok önemli olay var. Şimdi grafiklere baktığımızda da haftalık kapanışı arkadaşlar Bitcoin 19.000 üzerinde yapmak zorunda. Nedir hocam haftalık kapanış? Bakın bununla ilgili de birçok yanlışlar görüyorum. Arkadaşlar günlük kapanış 04.00'da olur. Neden hocam? Amerika ile bizim aramızda kaç saat farkı var? 8 saat. Amerikan borsası Türkiye saatiyle saat kaçta açılıyor? 16.00. Saat 16.00'da açılıyorsa gece kapanışı son kapatan ülke hangisi? Amerika. Saat kaçta kapatıyor? 04.00'da Türkiye saatiyle. İşte kripto paralar gün kapanışı bu saattir. Şimdi şunu diyebilirsiniz. İyi de hocam kripto paralar 7.24 açık nasıl kapanıyor? İşte bu yanlış bir düşünce. Baktığınız zaman 4 saatlik kapanışlar da oluyor. Şurada mumlarda mesela bunlar 4 saatlik kapanış. Gördüğünüz her bir mum. Baktığınız zaman bunlarda da o zaman kapanış olmaması lazım. Ama oluyor. Kapanış şudur arkadaşlar. Fiyatın orada bittiği. Yeni bir güne geçtiği. Hani kapandıktan sonra Bitcoin alamazsın edemezsin diye bir şey yok burada. Kripto paralarda da kapanış var. Gün kapanışı var. İstediğin zaman Bitcoin alıp satabilirsin. Her zaman açık. Burası 7.24 açık. Lakin gün kapanışı, hafta kapanışı, ay kapanışı, yıl kapanışı mevcut. Bunları unutmayın. Şimdi haftalık kapanış nedir peki diye soracak olursanız da Cuma günü 04.00. Neden hocam? Hafta sonunda biz coin alabiliyoruz. Niye cumartesi değil? Niye pazar değil? Borsa ne zaman kapanıyor? Cuma günü. Saat kaçta kapanıyor? 05, özür dilerim. 05 nereden çıktı? Akşam 5'te. 17.00'da. Sen borsa kapandıktan sonra borsadan işlem yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Hani borsadan işlem dediğim dolar alabiliyor musun? Alamıyorsun. Dolar satabiliyor musun? Satamıyorsun. Borsa kapanıyor hafta sonu. Kripto para da alıp satabiliyorsun diye borsanın kapanmadığını mı düşünüyorsun? Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Yanlışları her zaman söyleyeceğim sizlere. Benim Baran Özcan'ın sevgili saygılı takipçilerine ben gördüğüm bütün yanlışları düzeltmek için mücadele edeceğim. Yani haftalık kapanış ne zaman oluyormuş? Cuma günü 04.00'da. Aksini iddia eden bu işten anlamıyordur der geçerim ben arkadaşlar. Baktığımız zaman ne zaman kapanışa tekabül ediyor öyleyse? Yarın saat arkadaşlar bizde Türkiye saatiyle sabah 4'te. Şu an Bitcoin kaçta kapatırsa hocam peki yeni haftada yükseliş olur. Yeni hafta ne zaman? Pazartesi günü başlıyor. Peki saat kaçta hocam Türkiye'de? 08.00'dan itibariyle arkadaşlar yeni günümüz hayırlı olsun. Yeni haftamız pazartesi'de. Eğer Bitcoin yarın 04.00'da kapanışta 19.000 üzerinde kapatırsa yeni haftada altcoin'lerde de hareket başlar. Bitcoin'de de hareket başlar altcoin'lerde de. Ama Bitcoin haftalık kapanışı yani yarın 04.00'a kadar 19.000'in altında kapatırsa 18.900 bile arkadaşlar buna geçerli değildir. 19.000 değildir. 18.900 bile kapatsa yeni haftada düşüş geleceğini düşünün. Peki hocam nereler riskli? Hani düşüş tamam belki de hani 18.000'de kapatır veyahut da 17.800'e kadar geri çekilir geri ilerleyebilir diye düşünebilirsiniz. Önemli kritik nokta nedir hocam? Hani bura kırıldıktan sonra buraya kadar geriler dikkat edelim diyebileceğiniz yer var mı diye soracak olursanız da dikkat etmeniz gereken yer 17.500
20 bandı arkadaşlar. Hocam niye bura? Bura kırıldıktan sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareketler kaçınılmaz olur. Önemli bir destek şu anda Bitcoin'de. Bu destek kırılırsa aşağı doğru iner. Burayı birçok kez denedi arkadaşlar. Sayısız kez denedi ama kıramadı zamanında. Destek güzel çalıştı burada. Peki hocam nerelere kadar iner? Geldiği yer 15.000'e kadar hedefim var. Aa ben 15.000 diyorum diye net 15.000'e inmez. Bakın burada da bir parametre çizdim. Buralarda dalgalar sergileyebilir. Mesela dalganın son pozisyonu neresi? 16.619. En dip bölgesinin neresi? Çizdiğimiz 15.000 bölgesi. E hocam peki bu ihtimali de değerlendirelim. Bitcoin'in 15.000'e geldiğini düşünürsek altcoin'ler ne olur? Altcoin'lerde de arkadaşlar %30'a yakın gene bir düşüş olur. E nasıl yani hocam? 24 saate direkt %30 mu? Hayır. Bir gün %20, öbür gün %10 şeklinde iki günde %30'a tekabül ettirir bunu arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ama 19.000 üzerinde kapatırsa bir de o senaryoya bakalım. Bura kötü bir senaryoydu. Aslında nakitte kalanlar için iyi bir senaryo. Çünkü haftayı 19.000 üzerinde kapatamazsa önemli desteğimiz 17.520. Eğer 17.520'nin de altına inerse beklediğim senaryolar buralar. Ama 17.520'de güzel bir destek var. Buradan bir anda pump yapabilir. Pump nedir diye soracak olabilirseniz. Bir anda hızlı yukarı doğru çıkmak. Down'da bir anda hızlı bir şekilde aşağı doğru düşmektir. Unutmayın. Peki hocam 19.000 üzerinde yaparsa yeni fiyat dalgalanmamız nereler olur? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki de bahsederim. Şurada kapattığını varsayalım arkadaşlar. Yine 19.000 üzerinde kapattığını varsayalım şu bölgede. Bu sefer 20.000 öncesi yine bir deney iş yapacak. Lakin unutmayın 19.800'de yaklaşık 6-7.000 Bitcoin satışı var. O satışlar gerçekleştiği an fiyat yine aşağı çekilir. Eğer 19.800'ü kırarsa Bitcoin 20.000'i bırak 21.000, 22.000'e kadar çıkar. Bu zamanda altcoinlerde arkadaşlar %10 ila %20 arasında yükseliş bekleriz. En azından düşüş sonlanır ve piyasa rahatlar. Hani %10, %20 size düşük gelmesin. En azından düşüşler sonlanır ve biz rahatlarız. Piyasa da rahatlar. Hani şu anda son bir haftaya baktığımızda ahım şahım bir piyasa yok açıkçası. Al satçılardan ziyade normal orta vade ve uzun vadeye yatırım yapanların. Hadi uzun vadeyi de geçiyorum. Böyle orta vadede, kısa vadede yatırım yapanlar için de çok cansız bir piyasa. Ha öyle anlık vurkaç yapanlar için güzel bir piyasa şu an mevcut. Nedir mesela ben LTC'yi misal veririm, örnek veririm. 76'dan alıp 78'den satsam adet başı 2 dolar. Bu benim için bir vurkaçtır. Ya çoğu al satçılar için bu böyledir arkadaşlar. Hani gerek var mı 2 dolar için risk atmaya? O kendiniz karar verin ona. Baktığımız zaman arkadaşlar dediğim gibi 19.000 üzerinde kapatırsa 19.800'e kadar çıkar. 19.800'de yoğun satıştan yine aşağı iner. Lakin 19.800'de tutunabilirse bırak 20.000'i 21.000, 22.000 bile mümkün. O ardından zaten oralarda bir tutunabilirse Bitcoin için 30.000, 40.000 hayali olmaz artık bundan sonra. Evet şimdi baktığımız zaman bu videoda yarım saatlik bir video anlattım. Videoyu inceledik. Neler öğrendik? Bitcoin'in mahkemesinin olduğunu, mahkemede kararın nerelere yorabileceğimizi, iyi yönde bizi bekleyen fırsatlar ve kötü yönde bizi bekleyen fırsatları öğrendik. Coin ile token'ı birbirinden ayıran önemli noktayı öğrendik. Bitcoin'i, diğer altcoin'leri neyle üretebildiğini, hani bunların bizim elimize nasıl geldiğini öğrendik. Bilgisayar gücüyle, elektrik gücüyle geldiğini, buralardan madencilik yaparak elde ettiğimizi öğrendik. Halving döneminden sonra olabilecek pozisyonları, halving döneminde bilinen yanlışları, halving'de neler olduğunu, %50'ye fiyatın yaralanmasını, halving'den sonra yükseliş geldiğini öğrendik. Her 4 senede bir halving günü olduğunu gördük. Bitcoin dominansının nereye çekildiğinde altcoin'lerde rally, çok büyük bir rally veyahut da boğa başlayacağını öğrendik. Bitcoin'in bugün yarın 0.4'te haftalık kapanışında nerede kapatırsa nereye kadar çıkabilir? Nerede kapatırsa da nereye kadar düşebilir? Bunu öğrendik. Haftalık kapanışların saat kaçta olduğunu, günlük kapanışların saat kaçta olduğunu, ABD'nin saat kaçta açılıp kaçta kapandığını öğrendik. Bence bu videoyu hiçbir şey bilmeden izleyen bir insan izlediğinde en az kripto parada bilgili insanların mesela bunlar benim bilgimin %10'udur arkadaşlar. Çünkü birçok detay var. Sıfırdan direkt %10 bilgiye sahip olacaksın ve emin ol bu bilgileri kullanarak bile kar elde edebilirsin. Mesela hiçbir şey bilmiyorsan ben bu videoyu izledikten sonra Bitcoin dominansının 60'a düştüğünde ben altcoin'e girerim. Bunu anladım yani. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi şunu soracaksın. İyi de hocam buradan girsek 60'a düştüğünde altcoin'ler daha da yükselir mi diyeceksiniz. Bitcoin dominansı 60'a düşerken altları da ezer. Altları daha dipten toplayıp direkt yukarıdan satarım. Mesela hiçbir şey bilmeyen biri şu an bunu öğrendi ve kendi başına artık güzel kar elde edebilir. Belli başlı bir Bitcoin videosu adı altında arkadaşlar bir sürü eğitimden bahsettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım 35 dakikalık video olur mu hocam? Bir Bitcoin için dememişsinizdir.
Bitcoin için yeri gelir bir aylık bile bir arkadaşlar video yapılabilir. Çünkü anlatılacak inanılmaz şeyler var Bitcoin'de. Hani bir videoya değil bir ömre sığmaz Bitcoin. Ben her zaman onu söylüyorum. Artık sürekli Bitcoin analizleri de yapacağım. Yani buradan bütün Baran Özcan'ın takipçilerine de duyuruyorum. Her videomda özellikle artık Bitcoin'i de analiz edeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki Bitcoin'de olabilecek bütün hareketler altları da etkiliyor. Bunu da ihmal etmek doğru değil. Artık her videomda da Bitcoin'i de dahil edeceğim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aramıza yeni katılan arkadaşlar lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hani hoşunuza gittiyse, sizler de biraz bilgi öğrenebildiyseniz, hani bu adam bana bir şeyler öğretebilir, ben buna abone olayım diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Emeğimin karşılığı için videoya bol bol like bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Yorum atarsanız da çok makbule geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Ve hepinize bol kazançlı yeni haftalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.